Eğer rekolte açıklanmışsa kafada bir fiyat vardır. Elbette ki Cumhurbaşkanımızın önündedir. Elbette ki Cumhurbaşkanımız bir fiyat açıklayacaktır. Açıklanmadan bir şey söylemek istemiyorum. Bizim beklentimiz en az 25 olsun. Olmalı. Olsun derken yani bu bizim istiyoruz anlamında söylemiyorum. Maliyet bu. Eğer fındıkta ve tarımda da bizi fındık ilgilendirir için fındıkta üretimin devamlılığı, sürekliliği için, tarımın sürekliliği için, o insanların çalışması için, üretmesi için, maliyetinin geçinmesi için şu anda borçlandığı ve borcunu ödeyecek ve bir yılda idame edecek, tekrar borçlanacak, böyle sürdürülebilecek hale gelebilmesi için maliyetin altında bir fiyat açıklamamız. Vatandaşımızın acele de etmemesi. Bir an önce fındığımı toplayayım derken fındığı erken toplamamalı. Acele etmesine gerek yok. Dediğim gibi şimdi bazı Ali Cengiz oyunları dedik ya çıkacak. İşte TMO fındık alamaz. TMO ne kadar fındık alacak? TMO'nun parası yok. Alamaz gibi düşünceleri fındık bir zamanda oldu. Tak diye düştü. TMO devreye girince ve parayı da ödeyince fındık yine yani demek ki devlete güven var. Devlete güveniyoruz. Bu spekülasyonları ortadan kaldırılması gerekir. Üreticimiz de fındığını ne oluruz? Herkesi dinleyecek. Herkesten fikir alsın ama kendi aklını kullansın üretici. Evet. Kendi aklını kullanacak. Fındığını pazara erken indirmesini istiyorum. İhtiyacı kadar indirsin. Ama zaten öyle bir çiftçimiz var ki ihtiyacını zaten karşılayamayacak fındığı toplam indirmek zorunda kalacak üreticimiz de var. Ya emanete fındığını vermesin. Yani emaneti al benim fındığımı değerlendir, sen git sat, kazan, ben verirsin yarın. Çünkü biz onların sıkıntısına yaşadık. Verecekse devletine versin emanete fındığını. Yani fiskobirlik de bu konuda emanete alıyor. TEMO'nun açtıracağı fiyattan büyük ihtimalle fiskobirlik de emanete fındık alacak. Biz dereci kooperatifi olarak konuşmakla mükellefim. Çünkü bizim de bir yönetim kurulu başkanımız var. TİM kooperatiflere bağlı olan bir yönetim kurulu var. Ben Derecik Kooperatif olarak Derecikli üreticime, Akçabatlı üreticime diyorum ki fındığınızı emanete vermeyin, illa da verecekseniz ya bırakın eskileri, siz kimsiniz, FK, Fiskobirlik kimsiniz, bunları bırakmak lazım. Oyunlar oynanacak, size tüccar Fiskobirliğe vermeyin diyecek ama emanet illa da verecekseniz veyahut da peşin vereceksiniz, piyasa fiyatından da üstüne verecek Fiskobirlik, öyle veriyordu. Bir deneyin, bir denensin. Fiskobirliğe fındığını getirsin, teslim etsin. Piyasa fiyatından üstünde bir fiyat alacak. Parasını da söylenen tarihte inşallah alacak. Tüccara verilen emanetlerde fiyat yükseldiği zaman, vatandaş tüccardan parasını istediği zaman tüccar param yok dediğini biliyoruz. Fiyat düştüğü zaman bu sefer tüccarın vatandaşı gel paranı al diye telefonlar açtığını da biliyoruz. Düşünce fiyat. Dolayısıyla ne olursunuz emanete vermeyin. İlla da verecekseniz, kime verirseniz verin ama parasını peşin verene verin. Fındık fiyatını ve fındığın geleceğini şu anda kim belirliyor? Şu anda fındık orta yerde. Bakın devlet destekleme yapmadı. Üretici mi, devlet mi, özel sektör sahibi mi? Sahibi yok şu anda. Bunu niye söylüyorum? Bakın. Bir fiskobirlik vardı bugüne kadar. Devlet adına fındık alan ve fındığı üretici de benim sahibim fiskobirliktir diyordu ve gidip oraya kaydoluyordu, üye oluyordu. Fındığını da fiskobirliğe veriyordu. Ve benim koruyucum o diyordu. Ne için? Fiskobirlik eğer yüksek fiyata fındık satmış da kar etmişse prim dağıtıyordu şeye. Üreticisine. Üretici de memnundu. Bugünkü şeyde fiskobirliği yarın devrede olmadığını varsayalım. Fiskobirlik de yok zaten. Şu anda tasfiye kurulu onu halletti. Fiskobirlik yok orta yerde. Fındık alamıyor. Fındık almayan bir kooperatif olabilir mi? Derecik Kooperatifi fındık alamıyorsa, Merkez Kooperatif Trabzon'un Ortahisar'daki ana merkezdeki alamıyorsa, Arsin'in alamıyorsa, Fiskobirlik'te, Akçakoca'nın alamıyorsa, tek az miktarda alıyorlar o yörede de, alamıyorsa fındığın asıl sahibi kim? Tüccar mı? Üreticiyi kim koruyacak? Bizim mücadelemiz kardeşim, devlet buna destekleme verecek, bunun başka yolu yok. Fiskobirliği yeniden ayağa kaldıracaklar. TEMO bugünün paralarıyla 10 katrilyona yakın fındıktan zarar etti. Onu fiskobirliğe verseydiler zaten fiskobirlik bugün ayakta dururdu, yaşardı. Memurunun maaşını aksatmazdı. Yarı yarıya maaşları inmezdi. Memurların maaşları yarı yarıya inmezdi.
müdürünün hepsinin. İnmezdi. Bu işi de Piskop Birliği'ye, onun için diyorum ki liyakatlı yönetici, liyakatlı memur. Bunları atayacaksınız. Atamazsanız veya seçmezsek, bugünkü yöneticilerin çocukları artık yönetici olmalı. Yüksek okul mezunu her evde var. Bakın işletme fakültesi mezunları var. Boşta geziyor. En azından onları bir yönetime koyalım. Bakın onlar yeni anlayışta bu fisko birliği ayağa kaldırırlar. İnanıyorum ben ona. Ya imza atmadan aciz arkadaşlarımız, abilerimiz var. Uğraşıyor hala yönetimde. Şimdi fisko birliği bugünkü devir onların devri değil. Onlar bugüne kadar yaptılar. Hepsine teşekkür ederim. Fındık'la ilgili samimi olacak herkes. Yönetici de samimi olacak. Bakın. Üretici de, ben üretici de kaderine razı gelmiş üretici. Benim bu fındığım bu parayı ederi bilmiyor. Mesele orada zaten. Biz bunu hatırlatmayalım mı ki? Senin bu değerin var bu fındıkta. Çayı hatırlatmayalım mı ki? Bu yörenin iki ürünü var. Televizyonumuzun adı da Çay TV. Bakın. Bunları hatırlatmasak, Mesut Yılmaz'ın Allah razı olsun aldığı bir karar vardı. Dedi ki, devletin açıkladığı fiyatın altında çay alınmaz. Bu sene bozuldu. Altında alınıyor. Bakın. Fındığa da kardeşim, eğer alacaksak, bir fiyat açıklanmışsa 25 lira, piyasadaki tüccar da onu alacak. Onun altında alamaz. Serbest piyasaymış. Kardeşim serbest piyasa da bu gıda sanayi ürünü. Öyle şeyde fasulye değil bu. Gıda sanayi ürünü. Buna diyorsun ki 2 milyar dolar gelir girdisi var. Peki güzel. Sahip çıkan kim? Peki Fisko Birliği'nin başkanı veya yöneticileri ne güvenseydi bu iktidar? Değil mi? O zaman derdi ki siz fındığı alın destekleme yapıyorum sana. 13 yıldır devrede olan kim? 13 yılın evet. 9 yıldır devrede TEMO değil mi? 9 evet. Yıl etti sanıyorum. 2006 evet. 2009'dan sonra, girdi, evet. Girdi devreye 10 yıl. 10 yıldır TEMO devrede. Peki TEMO'nun fiyatı geç açıklanıyor. Geç açıklanınca bu sefer tüccar piyasaya giriyor. Fakir fukara toplatmış fındığını yemiye vermiş veya kendisi toplamış. Okula çocuğunu gönderecek. Masraf edecek 9. ayda. Veya köyde durmayacak, fındığını saklayacak yeri yok. Gelecek bunu satacak. Satma da 2018'de kaça gitti fındıkları ya? 10 lira. Devletin açıkladığının %56'na gittik. Aşağıya geldi. Geçen sene aynı oldu. Eğer fındık fiyatlarını erken açıklamazlarsa bu sene 13-14'e inecek. Niye bunu söylüyorum? Devletin elinde olan 120 bin tondu değil mi? 120 bin ton mu aldı şu anda? Evet. Yani 2 yıldır 140 bin ton. Geçen 140. yıl daha azalmıştı. Kasım ayında girmişti zaten. Şu anda azalmış, şu anda biraz daha fazla aldı. Aldı. Evet. Peki şu anda ihtiyacını karşılayan tüccar fındığa yüksek para niye versin ki? Bakın bu şu anda satışı, TEMO'nun satışı üreticinin ayağına kurşun sıkmaktır. Ben onun için diyorum ki bakanım, bakın üreticiden yana ol. Onun için diyorum benim bakanım yok. Evet yok benim üretici olarak bakanım yok.